gençler selamlar. Bu videomuzda 5. haftamızın ikinci konusu olan üslü ifadelerin konu testini çözeceğiz sizlerle beraber. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuzda başlayalım arkadaşlarım. Şöyle biraz da ben bu soruyu yaklaştırmak istiyorum. 3 üzeri a eksi b ile 3 üzeri b eksi a'nın toplamı bize 10 olarak verilmiş. Bu olduğuna göre 9 üzeri a ile 9 üzeri b'nin toplamının 3 üzeri a artı b eksi 1 bölümü ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, ben şuradaki ifademiz için şunu yapmak istiyorum. 3 üzeri a eksi b demek 3 üzeri a bölü 3 üzeri b demek. Artı 3 üzeri b eksi a da 3 üzeri b bölü 3 üzeri a demek, biliyorsun. Ve bu kaça eşitmiş? 10'a. Şimdi 10 orada dura kalsın. Tamam mı? Biz başka bir şeye odaklanalım. Paydaları eşitleyelim. Bakın, ben burayı 3 üzeri a ile, burayı da 3 üzeri b ile eğer eşitleyecek olursam, 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımı 9 üzeri a yapar. Artı 3 üzeri b ile 3 üzeri b'nin çarpımı da doğal olarak o da 9 üzeri b yapar. Payda kısmımız ise 3 üzeri a artı b'yi verir bize. Çünkü ben 3 üzeri a ile 3 üzeri b'yi çarptığım zaman 3 üzeri a artı b'yi elde ederim. Bu da neymiş arkadaşlar? Onun ta kendisiymiş. Şimdi gelin bize sorulan ifadenin şunla olan benzerliğine bir göz atalım arkadaşlar, tamam mı? Benzer fakat tek bir farkı var. Şurada eksi 1 var değil mi? Ben bu bize sorulanı 9 üzeri a artı, 9 üzeri a yazalım, artı 9 üzeri b bölü 3 üzeri a artı b bölü 3 biçiminde yazabilirim. Bu bölü 3'ü arkadaşlarım ters çevirip şu şekilde şuraya atabilirim. Ve böylelikle artık burada 3 kalmamış olur. Şimdi arkadaşlarım bakın, dikkatli dinleyin. 9 üzeri a artı 9 üzeri b bölü 3 üzeri a artı b bize 10'u vermiyor muydu? Evet, 10'du. Yani bu sarı ile işaretlediğim yer 10'muş. Yani 3 çarpı 10 dersem o zaman doğru cevabın 30 olması gerektiğini görebilirim. Doğru cevabım Bursa'ydı. Devam ediyorum ikinci sorumla. 5 üzeri x artı y 125 faktöriyel ve 5 üzeri x eksi y de 124 faktöriyel olarak verilmiş. Bize 16 üzeri y kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri x artı y ve bölü diyorum 5 üzeri x eksi y. Şimdi üstteki 125 faktöriyele eşitti biliyorsunuz. Alttaki de 124 faktöriyel olarak verilmiş bize. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra ise diyorum 5 üzeri x artı y'yi 5 üzeri x eksi y'ye bölmek demek, x artı y'den x eksi y'yi çıkarıp üs olarak yazacaksın. X'ler zaten gidiyor. Artı y eksi eksi y derseniz tabii ki burada 5 üzeri 2y kalır. Eşittir diyorum. 125 faktöriyelin 124 faktöriyel oranı da 125'in ta kendisidir. İse 5 üzeri 2y eşittir 125, biliyorsunuz ki 5'in küpüydü. Yani burada ne demek oldu artık? 2y eşittir 3'müş arkadaşlar. Şimdi 2y 3 ise bizden istenen şey neydi? 16'nın y'ninci kuvveti kaçtır? Ben bu 16'nın y'ninci kuvvetini 4'ün karesinin y'ninci kuvveti biçiminde yazıp bunu da 4 üzeri 2 ile y'yi çarpıp 2y dersem, bakın burada 2y'nin 3'e eşit olduğunu biliyorduk. O zaman buradaki 2y de 3'tür, başkası değildir. Eşittir dedim. 4 üzeri 3'ten doğru cevabımızın 64 olması gerekir. Cevap Edirne seçeneğinde verilmiş gençler. Devam edelim 3. sorumuzda. 2 üzeri x çarpı 11 üzeri y çarpı 13 üzeri z 12. 10 üzeri x çarpı 55 üzeri y çarpı 65 üzeri z de 300'müş. X artı y artı z'nin x artı y artı z'nin kuvveti kaçtır diye sorulmuş. Bize x artı y artı z lazım. Yani o kadar bangır bangır bağırıyor ki soru, senin bunu bulman gerekiyor. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Benzerlikler var mı? Var bak. Bununla bu benzer. Sonuçta x'inci kuvveti var. Bununla bu da benzer. Ve ekstradan sevgili arkadaşlarım şunla şu da benzer. Peki benzer ama nasıl benzer? Bakın 12'nin 5 katı, 55 11'in 5 katı, 65 de 13'ün 5 katı. O zaman ben derim ki 2 üzeri x çarpı 11 üzeri y çarpı 13 üzeri z'nin burada 2x 2 üzeri x'in 5 üzeri x ile çarpımı, burada 11 üzeri y'nin 5 üzeri y ile ve 13 üzeri z'nin 5 üzeri z ile çarpımı sevgili arkadaşlarım bize neyi veriyormuş? 10 üzeri x çarpı 55 üzeri y çarpı 65 üzeri z'yi verir. Sebep? Çünkü şununla şunun çarpımı 10 üzeri x, bununla bunun çarpımı 55 üzeri y, bununla bunun çarpımı da 65 üzeri z yapacaktır.
Yani ben burada toplamda neyle çarptım arkadaşlar? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 5 üzeri z ile 12'yi çarptım. Bu da bana 300'ü verdi. Bakın burası da 300'lü sonuç olarak. Şimdi her iki tarafı 12'ye bölecek olursanız 12'ye böldüm, 12'ye böldüm. Burası ne gelir biliyor musunuz? 25'in ta kendisi gelir. Çünkü 300 12'nin 25 katıdır. Ben şunları da 5 üzeri x artı y artı z biçiminde yazamaz mıyım? Sonuçta tabanları aynı ve çarpılıyor bunlar. Peki 25 nedir? 5'in karesi midir? Evet hocam. Peki o zaman x artı y artı z 2'ye eşit değil midir? Eşittir. Madem öyle, bakın şurası 2'ymiş. Bunun üssü de 2. Cevabımız 2 üzeri 2'den 4 yapar arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Geçiyorum 4. soruma. 3 üzeri x'i bize 5 olarak vermiş ve 5 üzeri y'yi de 81 olarak vermiş. X çarpı y'nin z'nin kuvveti de 16 olduğuna göre z üzeri x üzeri y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu ikisine odaklanmanızı istiyorum. Burada arkadaşlarım 3 üzeri x eşittir 5 üzeri 1 yazdım. Şu 5 üzeri y de 5'leri alt alta getirdim. Neye eşitmiş? 81'e. 81 de 3 üzeri 4'tür biliyorsunuz. Bakın böylelikle 3'ler alt alta gelmiş oldu. 5'ler alt alta gelmiş oldu. O halde ben x'in 4'e oranı diyorum. X'in 4'e oranı 1'in y'ye oranına eşittir. Evet, buradan da içler dışlar çarpımı alırsanız x çarpı y'nin tabii ki 4 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi bu cepte x çarpı y 4'müş. Peki şurada ne var? Bakın x çarpı y var. Yani 4'ün z'nin kuvveti de 16 ise z kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 2'dir. Çünkü 4'ün karesi 16'dır. Şimdi ben x çarpı y'nin 4 olduğunu, z'nin de 2 olduğunu biliyorum. Bana sorulan şeyde ise z'nin, bakın z'nin x ile y'yi çarparsanız x çarpı y'nin kuvveti sorulmuş aslında. Z 2 idi arkadaşlar. X çarpı y de 4'tü. 2 üzeri 4'ten cevabımız 16 gelecektir. Doğru cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum 5. sorumla. YKS'ye hazırlanan bir öğrenci bir kitaptan ilk gün belli bir miktarda soru çözmüş. İlk günden sonraki her gün önceki günlerde toplam ne kadar soru çözdüyse o kadar daha soru çözerek soru bankasını bitirmek istemiş. Örneğin ilk gün 2 soru çözdüyse ikinci günde 2 tane çözüyor. Bakın ilk gün 2 tane çözdü. İkinci güne geçti. Şimdiye kadar ne kadar soru çözmüştü? 2. O zaman ben o kadar daha çözeceğim diyor. Üçüncü güne geçti. Şimdiye kadar ne kadar soru çözdü? 4. O zaman üçüncü gün 4 tane. Üçüncü günden sonra yani dördüncü gün şimdiye kadar 8 soru çözdüğü için 8 soru. Daha sonrasında 16 soru şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Pekala. Kitaptaki soruların tamamı X günde çözen bu öğrenci kitabın çeyreğini yani 4'te 1'ini kaç günde bitirmiştir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar şimdiye kadar ne kadar çözüldüyse bir sonraki günde o kadar çözdüğü için ikinci gün kitabın tamamını bitirdiğine göre bu kitabın yarısı bir önceki gün bitmiştir. Bu kitabın yarısı bir önceki gün bitmiştir. Yani hep 2 ile çarpılarak gidiyor sonuç olarak. Yani şöyle diyelim, birinci gün 2 çözdü. Bakın ikinci gün toplam 4 çözdü. 2'ye 4. İlk 2 gün şimdiye kadar 4 tane çözmüştü. 3. günün sonunda bu 8 taneye çıktı bakın. Gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlarım şimdiye kadar ne kadar çözdüyse son günde o kadar çözüyor. Yani o halde şöyle düşünüyoruz. Hep 2 katı 2 katı oluyorsa, 2'nin kuvvetleri oluyorsa biz diyoruz ki son gün bu kitap bittiyse bu kitabın yarısı bir önceki gün bitmiştir. Bakın son gün, ikinci gün tamamı bitmiş. O zaman x eksi birinci gün yarısı bitmiştir. O halde yarısının yarısı olan çeyreği ne zaman bitmiştir? Tabii ki o da bir önceki gün. Yani yarısının yarısı ne demek? Yarısının yarısı yani çeyreği de sevgili arkadaşlarım x eksi ikinci günde bitmiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sayfamdaki bir diğer sorum 6. sorumla. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki iki televizyonun kenar uzunlukları santimetre birimine göre verilmiştir. Büyük televizyonun ekran alanı küçük televizyonun ekran alanının iki katıdır denilmiş. Yani buranın alanı A ise, 2A ise buranın alanı A'ymış arkadaşlar. Şimdi ben bu duruma göre alanlarını hesaplayamaz mıyım? Hesaplarım. Yani 2 üzeri x artı 2 ile 14 üzeri x'i çarptım. Daha sonrasında
2 üzeri x artı 1 ile 7 üzeri x artı 1'i çarptım ve oranladığım zaman üstteki alttakinin 2 katı olduğu için oran olarak bu bize 2'yi verecektir. Çok güzel. Şimdi o halde üst tarafla biraz oynamak istiyorum. Üst tarafta 2 üzeri x artı 2 demek, 2 üzeri x de 2'nin karesi, yani 4'ün çarpımı demek. 14 üzeri x de 2 üzeri x çarpı 7 üzeri x demek arkadaşlar. Daha sonrasında böldüm. Neye bölüyorum? Bakın şu kısımla ilgileniyorum. 2 üzeri x çarpı 2 demektir bu. Şu kısımda 7 üzeri x çarpı 7 demektir. Ve bu kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi arkadaşlarım, gerekli sadeleştirmelerimizi bir güzel yapalım beraber. Bakın 2 üzeri x de 2 üzeri x gitti mi? 7 üzeri x de 7 üzeri x de gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. Sağ taraftaki 2 ile sol taraftaki 2'yi sadeleştirdim. Hiçbir şey kalmadı. Böylelikle elimizde kalan şey 2 üzeri x bölü 7 eşittir. Sağ tarafta 1 kaldı. Yani bu ne demek ise 2 üzeri x eşittir 7 demek arkadaşlar. Şimdi bunu sağlayan x'i düşünmeyeceksiniz. Neden? Bu logaritmanın yapacağı iş, halledebileceği bir iş. Bize ne lazımdı? Kısa kenar uzunluklarının toplamı kaç santimetre olur diye sorulmuştu. Kısa kenar uzunluklarımız bir 2 üzeri x artı 1, öteki de 2 üzeri x artı 2. Yani bunlar ne demek biliyor musunuz? 2 üzeri x çarpı 2 şu demek. Diğeri de 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi, yani 4 demek. Peki 2 üzeri x kaçtı arkadaşlar? 7 idi hocam. O halde şu 7'ymiş, bakın hemen gösteriyorum. Şurası 7 ise 2 kere 7'den 14 artı şurası 7 ise 4 kere 7'den 28. Bunları toplarsanız da 42 cevabını alırsınız. Doğru cevabınız da Bursa seçeneği olur. Orada x'i bulmaya çalışırsan vay haline. İşin içinden çıkamam bir türlü. Logaritma bilmiyorsun. X sıfırdan farklı reel sayı olmak üzere 10 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü 15 üzeri x eksi 3 üzeri x eşittir 27 bölü 8. Buna göre x'in değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım, üst tarafa bakacak olursanız ikisinde de 2 çarpanı olduğu için 2 üzeri x parantezine kolayca alınabilir. 2 üzeri x parantezine 10 üzeri x elde etmek için 5 üzeri x gerekir. Eksi bir de 1'imiz var. Daha sonrasında bölü. Alt kısımda da 3 üzeri x ve 15 üzeri x'in içerisinde 3 üzeri x'ler var. Dolayısıyla burada 5 üzeri x, yan tarafta da eksi 1 kalır. Ve şunlar çarpım durumunda olduğu için de artık biz ne deriz arkadaşlar? Şunla şu birbirini götürür deriz. Götürdükten sonra da bakın 27 bölü 8 var. Yani 3'ün küpü bölü 2'nin küpü var. Yani 3 bölü 2'nin küpü var deriz. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. 2 bölü 3'ün x'inci kuvveti eşittir. Sağ taraf neymiş? 3 bölü 2'nin 3'üncü kuvveti. Peki ben bu 3 bölü 2'nin 3'üncü kuvvetini 2 bölü 3'ün eksi 3'üncü kuvveti biçiminde yazamaz mıyım? Yazarım. Böylelikle tabanlar eşitse derim, üstler hayli hayli eşittir. X ile eksi 3 birbirinin eşit olacak. X değeri kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam ediyorum. Sağ üstteki sorumla 8. soru. 0.125 demek. Biliyorsunuz ki 125 bölü 1000 demek. Ve 1000 125'in 8 katı olduğu için bu ifade 1 bölü 8'in ta kendisidir. Dolayısıyla 1 bölü 8'i de sen 2 üzeri eksi 3 biçiminde yazabilmelisin. 2 üzeri eksi 3'ün, hop açtım parantezi, a artı 2 bölü 5'inci kuvveti eşittir. 16 dediğimiz şey de biliyorsunuz 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4'ün a eksi 1'inci kuvveti dedik. Şimdi ne yapacağız peki? Üstleri çarpıp birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü tabanlarımızın ikisi de 2 zaten. O halde üstleri çarpıyorum. Eksi 3a eksi 6 bölü 5 eşittir 4a eksi 4 dedim arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı zamanı. 5'i buraya alacağız yani. Eksi 3a eksi 6 eşittir 12 değil, 5 ile çarpıyordum. 20a eksi 20 yazdım. Eksi 3a'yı bunun yanına aldım, 23a yaptı. Eksi 20'yi bu tarafa aldım, 14 yaptı. Her iki tarafı 23'e bölerseniz de a eşittir 14 bölü 23'ün ta kendisi gelir. Bakın a değerimizi sormuştu. Cevap Adana seçeneği olacaktı. 9. soruma geçiyorum. 9. soru sevdiğim ve beğendiğim bir soru. 49 üzeri x eksi 7 üzeri x 56'ymış. 4 üzeri y eksi 2 üzeri y de 42'ymiş. Buna göre x kere y kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, dikkatli dinliyorsunuz. Şu ikisini ben 7 üzeri x parantezine alabilirim. 7 üzeri x parantezinde şuracıkta bir 7 üzeri x'imiz kalır. Yan tarafında da 1 kalır ve eşittir bu da 56'ymış. Alt tarafı ise 2 üzeri y parantezine alırım. Şuracıkta 2 üzeri y kalır.
eksi yan tarafında da 1 kalır. Bu da 42'nin ta kendisiymiş. Tamam mı? Şimdi gençler bize demiş ki x çarpı y kaç? Ben x'i ve y'yi bulacağım yani. Doğru mu? X'i ve y'yi bulamazsam ne olur? O zaman x çarpı y'yi bulabileceğim bir argüman gerekiyor bana. Ama öncelikle burada bazı sayılar bulmamız gerekiyor. Bakın eğer 7 üzeri x ile 7 üzeri x eksi 1'in çarpımı 56 ise x kaçtır gibi düşünce yoluna girmektense şunu diyorsunuz. 7 üzeri x ile 7 üzeri x eksi 1 arasında bir fark vardır. Doğru mu? Bir diğerinin bir eksi. Aralarında bir fark olup da çarpımları 56 olan hangi sayılar var? Hocam tabii ki 7 ile 8. Demek ki küçük olanına ben 7 diyeceğim, büyük olanına 8 diyeceğim. Yani arkadaşlar 7 üzeri x neymiş? 8'in ta kendisi. Şimdi alt kısma geçtik. Hadi onu da sen söyle bakayım. Söyle. 2 üzeri y ile 2 üzeri y eksi 1 birbirinin bir eksiği bir fazlası. Aralarında bir fark olan sayıların çarpımı 42 ise 6 kere 7. Küçük olan 6'dır, büyük olan 7'dir. Yani 2 üzeri y de neymiş arkadaşlarım? 7'ymiş. Şimdi bakın. 7 üzeri x eşittir. 8 nedir? 2'nin küpü. 2 üzeri y neydi arkadaşlar? 7 üzeri 1'di. Bakın 2'leri ve 7'leri alt alta getirdim mi mis gibi oldu. X bölü 1, 3 bölü y'ye eşittir diyeceksiniz. Bakın x bölü 1, 3 bölü y'ye eşittir. Böylelikle içler dışlar çarpımı alacak olursanız x çarpı y de buradan 1 kere 3'ten 3 gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Mis gibi deriz sevgili gençler. Ve 10. sorumuz, 10. soru arkadaşlarım son sorumuz bu testimiz için. 10. soru için de ufak bir düzeltme rica ediyorum sizlerden. Bunların hepsi de bakın 3 üzeri 10x, 3 üzeri 11x, 3 üzeri 12x, 3 üzeri 13x ve 3 üzeri 14x olacak. Kusura bakmayın arkadaşlarım, dizgici arkadaşım bu şekilde bir hata yapmış. X'lerin olmayacağını düşünerekten kendisi mi yazmış bilmiyorum ama tabii benim de hatam var burada. Kontrol etmeme rağmen gözümden kaçmış. 64 üzeri x sayısı 0.2 devredenin 6x'inci kuvvetinin sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. Öncelikle 64 üzeri x'i bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuna bölmemiz gerekiyor ki 0.2 devredenin 6x'inci kuvvetine bölmemiz gerekiyor ki biz arkadaşlar bunun diğerinin kaç katı olduğunu bulalım. 64 dediğimiz sayı biliyorsunuz ki 2 üzeri 6'dır ve 2 üzeri 6'nın x'inci kuvvetini yazacağım. 0.2 devreden dediğimiz şey de 2 bölü 9'dur. 2 bölü 9'un 6x'inci kuvvetinden bahsediyoruz biz burada. Daha sonrasında 2 üzeri 6'nın x'inci kuvveti dedim. Bölü bakın 2 üzeri 6x yazıyorum. Bölü 9 üzeri 6x yazıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere şurada da bir 2 üzeri 6x'imiz mevcut 6 ile x'i çarparsanız. Burası da 2 üzeri 6x bölü 9 üzeri 6x yapacaktır. Bunları ters çevirip çarparsanız yani 2 üzeri 6x çarpı 9 üzeri 6x bölü 2 üzeri 6x derseniz tabii ki şunlar birbirini götürecek ve cevabımız 9 üzeri 6x olacak. Şimdi cevaplarda böyle bir şey yok ama sen bunu cevaplara uyduracak kadar akıllısın. 9 demek biliyorsunuz ki 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 6x'inci kuvveti de 3 üzeri 12x yapar. Yani şu ifadenin sonucu buna eşit olduğuna göre demek ki 64 üzeri x 0.2 devredenin 6x'inci kuvvetinin 3 üzeri 12x katıymış. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videomuzda köklü ifadeleri anlatacağız ve ardından da konu testini çözeceğiz. Kamp güzel ilerliyor. Ödevlerini de yaptığın takdirde senin için hiçbir sıkıntı olmayacak. Akarın kokarın olmadan tertemiz matematikten dümdüz böyle net şekilde yüksek netler yapmaya başlayabilirsin demektir. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.